Kadir Doğulu'yla Neslihan Atagül çifti geçen salı Etiler'de arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Doğulu kapıda soruları yanıtladı. Nasılsınız bakalım? İyi vallahi, seni sormalı. Sen nasılsın? İyi, teşekkür ederiz. Bir arkadaşımın doğum günü, onu ziyarete geldim. Sonra gideceğim işte. Durum böyle. Neslihan Hanım da şarkısı. Nereden biliyorsunuz? İçeride oldum. Hallettik. Yok ya. Onunla devam edeceğim. O yüzden o araba geldi. Onunla devam edeceğim. Bu devam edecek. Kadir Doğulu, Fatih Harbi dizisine tanışıp aşk yaşamaya başladığı eşi Neslihan Atagül'le 9 yıl aradan sonra aynı dizide başrolü paylaşmaya hazırlanıyor. Ünlü karı koca, Peride Celal'in Gecenin Ucunda adlı romanından uyarlanan projede kamera karşısına geçecek. Doğulu aynı zamanda Erol Avcı ile beraber dizinin yapımcılığını da üstlenecek. Yıllar sonra da Neslihan Hanım'la aynı projede yer alacaksınız. Çok şükür, evet. Yani uzun zaman bizi bir araya getirmeye çalıştılar. 9 yıl boyunca böyle ağzımızın tadına gelecek bir iş diş bulamadık. Şimdi bulunca da beraber oynamak istedik. Ne var dostum? Peki ilk teklif gelince neler düşündünüz? Neler hissettiniz? İlk teklif gelince dedim, yapımcısı biziz gibi. Ya stratejik bir hamle tabii bir yandan da. Oyunculuğu seviyoruz. Beraber oynamanın da hep fırsatını kolladık. Hep projeler geldi ama dediğim gibi yani damak tadımıza uygun bulamadık bir türlü. Bu çok iyi bir iş. Yani ikimizin de ayrı ayrı gelseydi kabul edeceği bir iş olurdu. Beraber de teklif edilseydi yapacağımız iş olurdu. Ama hem yapımcısı olup hem başrolü olmak beni ne kadar yorar düşündükten sonra biz dedik ki ben yapmayayım bu işi. Ama daha sonra sağ olsun Erol abi o tarafta büyük bir yük alıyor omzumuzdan. O yüzden kanalım ve Erol abinin de tavsiyesini dinleyip kabul ettim başrolü aslında. Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Gecenin Ucunda dizisine Macide ve Kazım rollerine hayat verecek. Nasıl bir rolde göreceğiz peki sizleri? Kitabı alın okuyun falan diyormuş. Yine bir kitaptan uyarlamayla başka bir dizi yapmışsınız. O da çok sevindim. Evet, Fatih Harbiye herhalde benim lise müfredatında olan bir kitaptı. Hatırlıyorum okuduğumu çünkü. Ya ortaokul ya liseydi. Çok beğenerek okumuştum. Tabii o yaşlarda çok beğenerek değil de daha sonradan okuduğumda çok beğenerek okumuştum. Peride Celal'in bu romanını hiç okumadım açıkçası. İş gelince, önümüze senaryo gelince okuduk ve çok beğendik. Ya Kazım büyük bir iş adamı, iyi bir köklü bir ailenin oğlu, işte Ankara'da yaşayan Macide ile Kader'in cilvesi bir araya geliyor. Geri kalanını birinci bölümde hep beraber izleriz. Davet ederim sizi. Eşi Neslihan Atagül'e Alevi tarikatına giren Doğulu'ya dervişlik statüsünün verildiği gündeme gelmişti. Bu bir makam, evet. Bu bir maneviyat. Bizde çok güzel bir söz var. Parayla inancın kimde olduğu belli olmaz diye. Bu benim çok severek atfettikleri şey gerçek. Bize bu makam hediye edildi. Şimdi bunu da yaşantımıza elimizden geldiğince evliliğimizde, işimizde, duruşumuzda göstermeye çalışıyoruz zaten. Benim komşum bilir, annem bilir, akrabalarım bilir, en yakın dostum bilir. Siz yeni öğrendiniz. Evet. Yani bu havası atılacak ya da bakın ben buyum diye dolaşılacak bir şey değil. Bu bir makam. Ve bu da bir tedrisattan geçilerek hediye ediliyor. Tarikat Türkiye'de maalesef tarikat ismi çok kirletildi. Evet. Zamanında 90'lı yıllarda çocukluğumda hatırlatırım ya. Böyle karanlık odalardan çıkan manyak tipli insanlar. Onlar tarikat değil. Onlar tarikatın güzelliğini kullanan insanların maddi manevi enerjisini sömürmek için kurulmuş ve gerçekten insanların manevi, çünkü manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar. Uyutmaz. Din kisvesi adı altında birçok yol, güzel yolun ortaya çıkarttığı o manevi gücü kullanmak ve taklit ederek insanların hem cebini hem de insan varoluş itibariyle de manevi bir enerji. O enerjiyi sömürmek adına bir sürü cemaatler, tarikatimsi çirkin şeyler kurulmuş. Ama bizden önce vardı Bektaşilik, bizden sonra da çok şükür olmaya devam edecek. Çok güzel bir yol. Ama ilgileniyorsanız gerçekten bir gün gelin soframa oturun. Gelin soframa, hep beraber oturalım, muhabbet edelim. Bir derviş sofrası nedir görün. Ben hep şunu derim, hanemin kapısı yok, eşiği var. O kapıyı da istediğiniz zaman, eşiği de istediğiniz zaman aşabilirsiniz. Gelin beklerim. Ben tarikat demek yerine, bizden öncekiler de böyle diyor, Bektaşilik kültürü demeyi tercih ediyorum. İşte biraz araştırırsanız bir sürü atasözünün, bir sürü deyişin, yani deyimin arkasında çok bu yolun Bektaş olduğunu bilirsiniz. Kurtuluş Savaşı'nda savaşmışlar. Her türlü cephede hem de. Atatürk'ün silah arkadaşı. Atatürk'ü seven bir yol bu, kültür bu. Ve Atatürk'e o kadar saygı duyuyorlar ki en sevdiği insanlardan başında geliyor, insanların başında geliyor. O yüzden bu Türk kültürü öğrenmek isteyen herkese eşiğimiz, kapımız açık. İlerleyen saatlerde doğum günü kutlamasından Kadir Doğulu
ile beraber Neslihan Atagül de çıktı. Atagül 9 yıl aradan sonra eşiyle beraber kamera karşısına geçeceği Gecenin Ucunda dizisiyle ilgili heyecanını paylaştı. Kolay gelsin. Neslihan Hanım, biz kaderle ilgili sizle de çok güzel birkaç kelime edelim mi? Yeni sakin. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizi hiç görmüyoruz. Vallahi arkadaşlar ben de sizi gerçekten çok özledim. Evet, biz Kadir'le yeni bir projeye başlıyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Durun, ben istediğim zaman şu kapıyı kapatabileyim, tamam mı? Siz zaten yani heyecanlıyız. Aynı zamanda işte uzunca aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bakalım, yani bizim içimize sinen bir şey oldu. İnşallah seyircinin de hoşuna gider. Nasıl bir hikaye, nasıl karakterlerde göreceğiz? Bahsedebiliyor muyuz hiç? Yok, şimdi ben bahsetmeyeyim onları canım, onları. 8 yıldır beraber olduğu Kadir Doğulu'yu öven Atagül'ün geçen günlerde paylaştığı tatil pozları bir... Vallahi arkadaşlar 8 yıldır beraberim. Nasıl olduğunu anlamışsınız. Evet, setler başlamadan önce bir gidelim biraz, bir tatil yapalım dedik. O da çok güzeldi. Çok güzel keşiflere sebep oldu bizler için de. Görüşmek üzere, olur mu? Güzel oyuncu dudağında uçuk olduğunu söyleyen muhabirle şakalaştı. Dudağınızda bir uçuk gördük ama. Uçuk falan değil aslında. Neslihan Hanım. Hadi görüşürüz. Neslihan Hanım, son olarak da. Bir dakika, sen beni mi trollüyorsun? Son Haydi olarak görüşürüz arkadaşlar. Harbi güzel, su güzel de.